Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda kıyamet atlısı Havoku deneyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 yıldızlı Havoku efsaneler diyarını aldık ve yanına güzel bir mutant sinerji takımı yaptım. Profesör X'in beyin yükünü 4'e çıkarttım yoldaki 3 hero'yu alarak ve Apokalips'in yüklerini 4'e çıkardım bir tane mutant döverek. Archangel ve Magneto'da diğer sinerjileri oluşturmada yardımcı oluyorlar. Archangel'ı Storm'un canını azaltıp knockout ettim ki Apokalips'e yük alabileyim. Direkt 4'e çıkıyor çünkü yükü o sayede. Evet. İlk önce Professor X'in sinerjilerini göstereyim size şöyle. Evet. Daha önce Domino Kıyamet Atlası videosunda da bahsetmiştim. Her beyin yüküne karşılık %25 özel saldırı hasarı veriyor. 4 tane olduğu için %100 verecek. Maksimum o kadar veriyor. Sonra Archangel sinerjisi her 10 saniye arayla bir güç çubuğunun maksimum %24'ünü doldurmasını sağlıyor. Havok için çok iyi oluyor bu. Havok daha hızlı güç basacak demektir. Zaten kendi kendine de güç basıyor Havok. Bu sinerjide çok daha hızlı basacak. 4 tane yükümüz olduğu için. Ve ilaçmaya var. Manyeto olduğu için her beyin yüküne karşılık güncel sağlığımızın belli bir miktarını kaybetmiyoruz. Bariyer, yani mental bariyer deniyordu galiba ona. Öyle bir bariyer kazanıyoruz ve bizi koruyor. O bariyer. Ve Apokalipsimizde de Kıyamet Atlısı'nda %50 hüner tesiri kazanıyoruz biliyorsunuz. Yani özel saldırı tesiri kazanıyoruz. Şimdi ilk savaşlarda bir deneyeceğiz. Ondan sonra gene 5 kaçtı. 5.4.5'e bir gideceğiz. O boğa dikenleri karosuna. 3 yıldızlı Apokalips olduğu için 5. saniye alabiliyorum en fazla. Şimdi önce Kıyamet Atlısı'nı etkinleştiriyoruz. Kıyamet Atlısı ne yapıyordu bir hatırlatalım. %100 kanama direnci veriyordu bize. %50 özel saldırı tesiri veriyordu ve bir şey daha veriyordu, şu anda aklıma gelmedi. Hemen bakalım. Bir de %30 saldırı yetenek isabeti veriyordu. Rakip bir adet zayıflatıcıyı temizlediğinde 2 saniye boyunca engellenemez olma ve bir kere dayak yedimi 3 saniye boyunca durdurulamaz olma veriyordu. Evet, şimdi etkinleştirdim bunun yükünü tekrar. Havoku alacağım oyuna ve etkinleşecek Kıyamet Atlısı. Gördüğünüz gibi sol üstte işaret var. O Kıyamet Atlısı olduğumuzu gösteriyor ve hünerimizi de aldık. Şimdi bakalım bir özel saldırıda ne kadar hasar vereceğiz Vision'a. Bir de sınıf dezavantajıyla oynuyoruz. Ustalıklar kapalı. Güçlendirme basılı değil. Ona rağmen kaç hasar vereceğiz bakalım. Valla L1 6495 verdi bile. L3'ü çok merak ediyorum. L3'te Havok'un ne kadar hasar verdi aşağı yukarı bellidir. Bakalım Kıyamet Atlısı ve Profesör X ile ne kadar verecek. Şu plazmalar ona çıkmadan hemen bir getireyim L3'ümü. Getirdim. Gerçi bir de şey yapalım. Hünerleri basalım. 5 tane hüner basıyor Havok kendine. Onlar da dahil olsun. Evet, bir kere daha yaptı mı 5 oldu. Şimdi plazmaların 10 olmasını bekleyeceğiz. Bu esnada da vurmak istemiyorum. Vision'a canı çok gitsin istemiyorum. L1'ini atsın, ben de bloklayayım. Plazma basarım bu sayede ki basamadım. Olsun. 9 oldu. Plazmanın patlamasından korktuğum için şu anda direkt atıyorum L3'ü. 11 olur direkt, 2 tane basar falan. Bakalım ne kadar hasar verecek. Oh, %4 gitti bile. Bakalım kaç yazacak. 144K ve 50K hasar verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Havok. Bir de L2'sini denemek istiyorum. Önce bir L1'imizi tekrar basıp plazmaları biriktiriyoruz. Yine hünerleri basacağım. Bir de sınıf dezavantajında oynadık. Bir de sınıf avantajıyla oynayıp diğer macerada deneyeceğiz. Evet, hünerlerimizi aldık. Bu esnada da hızlı güç basıyoruz aslında. Onu tamamen unuttum. Şunu L1'ini bloklayayım da hemen plazma basayım. Tabii atarsa. Basmıyormuş. Peki 9 tane oldu. 10 olunca atacağım. Ve oldu. Atıyorum. İnşallah kritik vurur. 45K ve 14K vurdu gördüğünüz gibi. Yani devasa fazla değil ama gayet iyi yani Havok'a göre. Bir de ustalıklar açık olsa kim bilir ne kadar olurdu. Hemen bir daha atayım L2'mi. 38K, 38, oh.
ne kadar vurduğunu gördünüz. Çok hızlı güç basıyor bir de diğer sinerjiler sağ olsun. Şimdi Kara Panter'e gidelim. Bir de sınıf avantajıyla vuralım bakalım. Onda ne kadar vuracağız? Evet, gene hüner tesirimiz geldi. 100 bariyerimiz var. Bu bariyeri biliyorsunuz dayak yedimi bizi koruyor. Hiç canımız gitmiyor neredeyse. Blok yaptığımızda görüyorsunuz o azalıyor. Ve 5 hasar falan veriyor blokta. B1 atıp plazmalarımızı tekrar basıyoruz. Ondan sonra ağır saldırıyla hünerleri biriktiriyoruz. Bu esnada tekrar L1 atıyorum ki şey olmasın. Ama hünerleri harcadım yanlışlıkla. Yok, yanlış oldu. Şimdi tekrar biriktireceğim. Şu an 8 hüner biriktirdim mesela. Bir L1'den geldi. Bir L2 doldurup atsam çok güzel hasar verebilirdi belki abi. Evet, 5 hünere çıktık. 6 olması gerekiyor ama. Orada bir tane hünerimin zaten olduğunu tamamen unuttum. 6 hüner basabilirdim. Bakın dayak yedim, durdurulamaz oldum. Her zamanki özelliğimiz. Bakalım Kara Panter'e ne kadar hasar vereceğiz. Plazmalar biraz daha biriksin. Bir de geri bildirim atalım bir yandan. Çok güzel hasar veriyor geri bildirim. Süresi de uzun. Evet, 8, 9 plazma oldu mu gene atalım. Evet, bakalım şimdi ne kadar hasar verecek. Çok erken oldu, tüh. Olsun. Aşağı yukarı aynı hasar verir. Ama çok daha fazla canı gitti gördüğünüz gibi. 162K ve 57K toplam 210K civarı hasar verdi arkadaşlar. Vallahi savaşta olsa boss'u 2L3'te indirir gibi bir şey. Bir de hemen L2'mizi atalım. 6 tane varken. Bakalım o ne kadar hasar verecek. Gerçi plazmalarımızı fulllemedik ama ona rağmen 64K hasar verdi arkadaşlar. Evet. Burada bu şekilde arkadaşlar Havok'un hasar kabiliyetini gösterdik. Şimdi bir de maceraya gidelim. Orada kanama bağışı, yani kanama tesiri varken oynayalım bir de. Evet. İhtiyarın savaşı. Mücadele değil, dönüm noktası. Kırılamazı kırla başlıyoruz. Gene aynı takımı alıyorum. Evet. Şimdi buraya kadar geldik arkadaşlar. Önceden bir Miles aldık. Profesör X'in yükünü 2'ye çıkarttık. Bir de önümüzde Cable vardı. Şimdi onu indirdim. Manyeto ile canını aldım. Apokalips'te de son darbeyi vurdum. Bu sayede yine 4 yükümüz oldu. Apokalips yani pek yeterli değil şu anda onu öldürebilmek için. Ondan başkasını feda ettim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Profesör X'in bu kez 2 tane yükü var. Bu yüzden %50 tesir olacak özel saldırılara. Kıyamet atlısını tekrar etkinleştiriyorum. Ve %50 daha geldi hüner takviyesi. Daha doğrusu özel saldırı takviyesi. Ve karomuza da boğa dikenleri var. Domino kıyamet atlısı videomda da buraya girmiştim. Şimdi bu kez de geriye çekilerek Havok'a plazmalar kastıracağız. Domino güç basıyordu. Havok da plazma basacak. O üstüne kanama alınca biliyorsunuz. Evet, bakın rakip üstüne plazma basıp duruyorum mesela. Sonra ben geri bildirim atarım böyle mesela. Deli gibi hasar alır. Ya plazmaları patlatarak onu öldürtebilirim. Böyle onda tutabilirim onun plazmalarını mesela istediğim gibi. Benim plazmalarım daha çünkü mesela aşağıda. Sonra plazmaları patlatırım ama bunlar kardeş biliyorsunuz. Birbirlerine hasar veremezler. O yüzden. Ben mesela Cyclops'a L1 atsam hasar almaz. Bakın 0-0. 0 yazıyor. Cyclops da bana vursun canım kardeşim. Bakın hasar veremiyor. Bariyer bile azalmıyor. Gördüğünüz gibi. Bariyer var diye hasar almıyor değilim. Kardeşiz biz. Ondan ışın vuruşları hasar vermezler. Plazmadan da hasar almaz Cyclops. Bakın hasar almıyor Havok. Sonra L2 atayım, tekmesinden hasar alır, diğerlerinden almaz. Işın vuruşlarından gördüğünüz gibi. O yüzden Cyclops istisna. Geri bildirimle hasar vererek onu indiriyorum arkadaşlar. Evet, Brothers on Fire diyelim. Evet, şimdi Kang'la devam edeceğiz. Burada daha detaylı gösterebilirim. Evet, gene boğa dikenleri karosu var hepsinde. Tamamen unutmuşum burayı.
Gene geriye çekilip mesela Kang'ın üstüne plazmaları biriktiriyorum birer birer. 10 yaptım. Böyle. Sonra geri bildirim atarak deli gibi hasar verebilirim. Onu sabitleyebilirim. Ya da geriye çekilerek patlatabilirim. Ama onun zırhlanması olduğu için gene plazmadan hasar almıyor. O yüzden geri bildirimle hasar veriyorum şu anda. Bunda zırhlanması çıktı, ne şans. Başta kardeşimiz çıktı, şimdi zırhlanma takviyesi olan biri çıktı. L2 atalım. Normal hasar verdi. Zırhlanması falan var. Evet, durdurulamaz olduğumuz için gördüğünüz gibi bir şey olmadı. Evet, bariyerimiz yok edildi. Evet, geri bildirim attım. Hemen plazmaları biriktiriyorum ki daha çok hasar alsın gördüğünüz gibi. Sonra yolumuza devam ediyoruz. Ay, savaş makinesi var şimdi arkadaşlar. Bu da zırhlanma açacağı için bu da hasar almayacak. İlerideki 3 kalan hero'da göstereceğim büyük ihtimalle size Havok'u. Bakalım, gösterebileceğim kadar göstereyim burada da. Evet, hem de 24 tane zırhlanması var. Hemen yok edelim onları. Evet, zırhlanmalarını aldık. Şimdi plazmadan istediğim gibi hasar verdirtirim ben buna, görüyorsunuz. Tabii L2'sini bir attıralım önce. Ondan sonra sürekli geri çekile çekile mesela hasar veriyorum adama. Arada L1'de atıp plazma arttırım, yani plazmayı hızlandırabiliriz. Tabii plazmaları patlatmaktansa üstüne geri bildirim atarak hasar vermek çok daha iyidir. Geri bildirim daha iyi hasar veriyor çünkü. Geri bildirimin şiddetini istediğiniz zaman arttırabilirsiniz geriye çekilerek zaten. Evet, bitti plazmalar. Gene biriktireyim. Evet, hasarı, ya özel saldırı hasarı da bir güzel veriyor gerçekten. Evet, şimdi sınıf avantajıyla gösterelim. Mesela Ajan Venom çok daha iyi arkadaşlar. Böyle temizleme yapan hero'larda çok güzel gösterirsiniz. Çünkü plazmaları temizledikleri zaman çok daha fazla hasar alıyorlar. Sürekli temizleme yaptırabilirsiniz Ajan Venom'a. Şimdi bir deneyelim. Evet, azim yapıp yapıp duruyor gördüğünüz gibi. Canını geri çekile çekile azaltıyorum. Tabii Cable bu konuda çok daha iyi arkadaşlar ama 3 yıldızlı Apocalypse'in Cable sinerjisi yok maalesef. Ve her temizleme yaptığında gördüğünüz gibi engellenemez oluyor Havok. Bundan da faydalanabiliyoruz. Evet, kanamadan nasıl hasar almıyoruz. Diyecektim, şu anda hasar alıyorum nedense, onu çözemedim. Bakayım. Evet, şu anki hasarı anlayamadım mesela, niye hasar alıyorum çözemedim. Belki kanamalar şeydir, kanama tesirini arttıran karo vardır, ondandır, evet. Çünkü bizim %100 kanama tesirimiz var. Ve bu karoda da kanama tesirini arttıran bir şey varsa hasar alabiliriz. Bakarım ben ona bir ara. Şimdi Elektro'ya geldik. Burada işimiz zor. Kendi kendimize ölebiliriz. Ondan geri bildirimle hasar vereceğim daha çok. Evet, büyük ihtimalle o karoda kanamaların tesirini arttıran bir özellik vardı. O sayede şu anda hasar almıyorum. Ona çıkarttık. Attım geri bildirimi mesela. Patlattım plazmaları. Sonra tekrar biriktiriyorum. Evet, hep geri çekiliyorum gördüğünüz gibi. Bir kere de L1 atarım mesela. 9. Plazmalar patladı. Hemen biriktirelim. Nasıl birikiyor görüyorsunuz. Ve öldü. Evet, son bir dövüşümüz kaldı. Ondan sonra bitiriyoruz. Çünkü gerisinde boğa dikenleri yok. Bir de Hood dövelim. Evet, Kıyamet Atlısı macera bitene kadar devam ediyor biliyorsunuz. Evet, gene plazmaları 9 yaptık. Geri bildirim attık, 10 yaptım. Patlattım. Devam ediyorum, biriktiriyorum gene. Evet, bir kere vurdu bize. Mesela Quake gibi oynayın, bir geri çekilin, bir siper yapın.
O sayede rahatça plazmalarınızı biriktirirsiniz. Sonra geri bildiriminizi atarsınız. Bu şekilde. Sonra patlatıp tekrar oluşturursunuz. Hadi bir kere de L3 atalım. Bu sayede L3'ümüzü de çok kısa sürede atabiliriz mesela. Mesela L3'ümüz de oldu. Ama hala rakibin üstünde plazma biriktiremedik. Hemen böyle biriktiriyorum ve atıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve tek yiyor rakip zaten. Ne kadar hasar verdiğinde efsaneler diyarında gördünüz. Evet. Havok kıyamet atlısı da bu şekilde arkadaşlar. Yani Havok'un pek tercih edileceğini sanmıyorum kıyamet atlısında. Böyle Domino, sonra Wolverine, böyle belki Magneto, Archangel falan daha çok tercih ediliyor. Ama Havok da tercih edilirse kötü bir seçim değil bence arkadaşlar. Ama muhtemelen ben başkasını tercih ederdim. Havok düşünülür tabii. Evet, bu videomda bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Havok'la ilgili sorularınız varsa, kıyamet atlısı ile ilgili bir sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.